Arkadaşlar merhaba. Enerjisa'nın bilançosu gelmiş, ona bakacağız. Evvela nakit döndürme süresi çeyreklik bazda kısalmış. Bu da olumlu tabi. Bir milyar 731 milyon net işletme sermaye ihtiyacı var. Net borçla 3 milyar 141 milyon artarak pardon azalarak 7 milyar 582 milyona düşmüş. Çeyreklik herhangi bir yatırım gözükmüyor. Nakit akışlarında da sorun yok. Bunları belirttikten sonra hasılatla başlayalım. Çeyreksel bazda bakalım ne gibi gelişmeler olmuş. Geçen yıl bu zamanlar %38,75 çeyreksel bazda hasılat artarken bu çeyrek 19,31 olmuş. Bir önceki çeyrek de -1,31 olduğunu düşünürsek bu gayet bir öncekinden iyi ama geçen senekinden iyi değil arkadaşlar. Peki her yaptığı 100 liralık hasılattan ne kadar faaliyet kâr üretmiş? Geçen sene 7,98'miş. Şu anda 7,09. Bir önceki çeyrek de 9,70'miş. Bu 7,09 hem bir öncekinden hem bir yıl öncekinden iyi değil, düşük. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kârı üretmiş? Geçen sene 14,96, bu çeyrekte 9,41, bir önceki çeyrekte de 23,36 üretmiş. Dolayısıyla bu da kötü olmuş. Bir de son 6 çeyreğin en kötü performansını göstermiş burada bu şeyde. Net kâra bakalım. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl 2,06 net kâr elde ederken şu anda 1,71 olmuş. Bir önceki çeyrekte 121,64'müş. Bu da tabii son 6 çeyreğin en kötü performansı. Bir önceki çeyreğin yüksek olması yeniden değerlendirme yaptığından dolayıdır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yoksa faaliyetlerden gelen bir kar değil. Öz kaynak büyümesine bakarsak, öz kaynaklar geçen sene -13,74 oranında düşmüş. Bu sene bu çeyrekte -10,48 oranında düşmüş. Ama bir önceki çeyrek 101'miş. Demin de dediğim gibi yeniden değerlendirme ile öyle olmuş. Demek ki Enerjisa'da birinci çeyrekler mevsimsellikten dolayı pek iyi gelmiyormuş arkadaşlar. O yorumu çıkartabiliriz ama yine de araştırma yapmak lazım. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak 2022'ye 9'da %49,73'müş. Sonra %146'ya çıkmış. Şu anda da %155 artmış. Ama tabii bunun artış nedeni 2021'de 22'nin 12. ayındaki yeniden değerlenmenin de tabii ki etkisi vardır. Baz etkisiyle hala devam ediyor. Çeyreklik bazda öz kaynaklar düşmüş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Bu da öz kaynaklarını yemiş anlamına geliyor. Fiyat hareketine bakalım. Fiyat benim baz aldığım nokta 21.12.2021 tarihinde 10,96'ymış. Oradan bu yana öz kaynaklar %184 büyürken fiyat %143 büyümüş. Fiyat öz kaynak büyümesinin altında kalmış. Öyle söyleyeyim. Bunun nedeni de bilançonun pek iyiye gitmemesi, öz kaynaklarını yemesinin nedeni olabilir belki. Ya da geçmiş fiyat hareketi doğru değildi. Artık onu siz araştırıp bulacaksınız. Halka açık oranı %20, en düşük piyasa değeri defter değeri 0,96. Şu anda 1,65, yaklaşık %80 yukarıda diyelim. Defter değeri şu anda 16,22. Tabii %155 büyükse, ki büyüyeceğini zannetmiyorum burada. Ama yine de biz böyle gelmiş, böyle kıyaslayalım. Bunu kıyaslarsanız 25 lira 25 kuruş öz kaynaklardan dolayı kar yaparsınız. Fiyat 26,70'miş. Bunu 26,70'i %33'ten faize koysanız 8,81. Yine 26,70'i enflasyonla, yani yağa, şekere, tuza yatırırsanız da geliriniz 15,08 olur. Her ne kadar bilançoda bazı kalemler bozulsa da hala Enerjisa yatırımcısını üzmemiş.
getiri öz kaynak büyümesi açısından hem faizin hem de enflasyonun üstünde bir kazanç sağlamış. Tabi bunda baz etkisi var. 2022-12'deki baz etkisi var ama gayet de normal yani olması da senin evin araban değer kazanıyor da bu enerji sanın malı mülkü değer kazanmasın. O da kazanacak tabii ki. Sonuç böyle. Bence bilanço öz kaynak küçülmesi olsa da bence çok da kötü değil. Dilerim bir sonraki bilançolarda daha iyi sonuçlar elde eder. Bir sefer öz kaynaklar yeniden değerlendirme değil de faaliyet karlarıyla olur. Artık temelimiz bu. Burada arkadaşlar biz al sat falan demiyoruz. Fiyatın nereye gideceğiyle ilgilenmiyoruz. Çünkü zaten de bilemeyiz fiyatın nereye gideceğini. Bunun için kâhin olmak gerek. Bizde böyle bir kehanet yok, böyle bir yetenek yok. Biz fotoğraf çektik. Bilançoda şirketin hangi yönüne gittiğini gösterdik. Artı kazanç kıyaslaması yaptık. Bizim yaptığımız bu. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olmanız ve bildirimleri açmanız sizin lehinize olur. Erkenden bu bilançolardan haberdar olursunuz. Bir sonraki bilanço görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.